İşin başka yani, bir tarafı Gürcan abi. Yalnız şu da var. Arda küfür hiçbir şekilde savunulamaz. Burada, hayır ben... Yok yok şunu söylüyorum. Ben belki Arda'ya verilen ceza da yanlış. Yanlış tabii. Tamam mı yani... Çünkü bir açıklaması yok ki. Temsilci raporu yok. Gözlemci tabii, raporu yok. Yani, Arda Turan hiçbir şekilde... Küfürü savunmuyorum bu arada. Arda Turan'ın ettiği küfür savunulmuyor. Hayır o... Ben başka bir şey söylüyorum. O konuyu tartışabiliriz. Kapalı bir alanda olmuş, adam çekmiş. Yok yok, temsilci raporu yok abi. Yani ceza vermeleri için ellerinde bir şey yok. Görüntüden de verebilirler. Hayır, yayıncı kuruluşun görüntüsünden verebiliyorlar sadece. Bilmiyorum, görüntüden de verebilirler. Yayıncı yani kuruluş görüntüsü yazıyor abiciğim. Tamam, görüntüden de verebilirler. Hayır, yayıncı kuruluş ama görüntüsünden yayıncı bahsediyorum. Ama görüntüsü değil işte. Fark etmez, görüntüden olay de verebilirler. Olay yerinde bahsediyorlar. Soyunma odası değil yani, mi? Evet. Stadın içi olduğu için falan. Çünkü diğer yok. Yani şey montaj bağlı. Olabilir, oynama olabilir hayır. Diye. Hayır, bak. Delil saymıyorlar. Bak, sen Arda Turan'sın. Yani başka türlü sevinemez misin kardeşim? Bana küfür ettin dediğin insanlar, tamam mı? Bak, savunmuyorum. Sonuçta taraftar. Yani... farklı kültürlerde yetişmiş, farklı ailelerde yetişmiş insanlar ama sonuçta taraftar. Sen Arda Turan'sın. Elinde UEFA kupası var, Barcelona var, arkanda işte Atletico var, Galatasaray var. Başka türlü sevinemez misin abi? Abi Etebo yani, görüntüyü çekseydi kimsenin haberi olmayacaktı. Tamam öyle işte, hayır zaten. Çekmese yayınlamasaydı. İşin öbür tarafı, Arda'ya ceza veriliyor. Fatih Hoca diyor ki, İçinde benim ismim geçti diye herhalde verdiler bu cezayı diyor. Ya Fatih Hocam ya. Sen bana küfür edenleri videoya çektirdin, mahkemeye gideceğim diyen birisi. İki tane kız çocuğum var, torunlarım var. Yani sen bunu derken Fatih Terim olarak oradaki söylemi de onaylamış oluyorsun. Yani doğru bir yerde değilsin. Bitmişiz biz ya. Gerçekten bitmişiz. Ama bir tarafta pandemi döneminde... maske, mesafe ve temizlik üçgeninde ihlallerin olduğu bir futbol maçı organizasyonu var. Diğer taraftan bir takımın soyunma odası var. İşin bu tarafı, hukuki tarafı yani Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun hukuk kurulunun... Arda'nın ettiği küfür savunulmuyor hiçbir şekilde. Tabii canım. Sadece... bu... Hayır, ben senin üstünden söylemiyorum. Bak, ben Mustafa Bey'in açıklamasını söylüyorum. Tamam. Herkes ne var? Herkes küfür etmiyor mu diyor. Ondan sonra küfürden şikayet ediyorsun. Aynen, küfür dedi. Fatih Hocam küfürden şikayet ediyor. Küfür eden futbolcusunu savunuyor. İçinde benim adım geçti diye mi diyor? Bunlar doğru şeyler değil. Yani değil tabii ki abi. Durulan nokta doğru değil. Kendi açısından. Mesele hukuk yönünden bakmak lazım abi burada. Hukuken Arda Turan'ın sevki doğru muydu değil miydi? Bir öyle bakmak gerekiyor. Orada Ilgaz unutma lafını büyük olasılıkla hiçbir şey bilmeden sadece tahmin ederek söylüyorum. Çünkü elimizdeki tek done o. Yıldırım Demirel dönemindeki Melo'nun retweetine kadar iş gider. Yani diyecekler ki sosyal medyada bir küfür vardı. Melo onu retweet etti. Ceza aldı. Bak, sosyal medyaya düştüğü için ha anladım. Tamam. Oradan evet. hukuki olarak oraya tutturabilirler. Yani. Anladım. Melo'ya tutturabilirler. Tamam, oraya oturtuyorlarsa o zaman ceza haklıdır zaten. İyi, tamam. Yani, hiçbir şey yok. Bu arada cezanın haklılığı haksız konusunda zaten hepimiz aynı fikirdeyiz. Ama amasız, lakinsiz, fakatsız küfürün karşısına geçmemiz lazım. Ilgaz da bence onu anlatmaya çalışıyor. Hukuki dayanak arıyor. Evet. Ama Melo meselesini hukuki dayanak yaptıkları zaman ben hı diyorum. Ya olabilir mi diye soruyorum. Ya, bu da hiçbirimizin başka bir şey görüş bildirmesi mümkün değil zaten. Arkadaşlar hepimizin elinde telefon var. Sosyal medya kullanıyoruz. Dünya kadar küfür geliyor. Yani taraftar adam 17 yaşında, 12 yaşında. Mühendis olmuş, doktor olmuş, şudur budur. Zaten bir öfkeliyle hakim. Yani o noktaya baktığınız zaman zaten bazı problemler var. Ama bu problemlerin içine direkt futbolun içindeki, üstelik rol model kişiler girerse, hatta burada program yapıyoruz. Bizler girersek olmaz böyle şey. Bunlar normal değil. Daha farklı olmalıyız. Yani eğer bir kişi sevincini veya üzüntüsünü ya da fikrini küfürle ya da bağırarak belirtmeye çalışıyorsa zaten fikri yok demektir. Ama abi unutma ki bu ülkede en çok güldüğümüz espriler küfürlü espriler. Komedi sanatçılarından tutun da izlediğimiz şeylere kadar. Sanki kendini etmiyormuşçasına. Kadar, sanki yani biz etmiyormuşuz. Mesele hukuk. Burada hukuka aykırı mıdır değil midir Arda Turan'ın sevki? Yani Ben hukukla ilgilenmiyorum. Ben ahlakla, etikle ilgileniyorum. Kusura bakma. Ben hukukla ilgilenmiyorum. Arda onu soyunma odasında dört duvar arasında yaptı. Tamam. Aile içinde kalır. Evet. Tamam mı? Hepimiz tamam. Gibi. Ama
Ben o ayrıntıyı hiç düşünmemiştim. Mehmet'in hatırlattığı oldu. Sosyal medyaya düştüğü anda geçmiş olsun. Hepimizin evine girdi. Bu arada... Ondan sonra şey kalmadı yani. Az önce dedin ya hepimize küfür geliyor. Arkadaşlar, bilmiyorum belki sizin de haberiniz yoktur. Devlet, maç esnasında devlet memuru olmalarından dolayı Türkiye'de futbol hakemlerine edilen küfürleri isteğe bağlı olmaksızın tespit ediyor. İsim vermeyeyim, reklam arasında söylerim. Bir hakem arkadaşımızla geçen gün konuştum. 25 tane davaya gittiğini ve hiçbirini de affetmediğini söyledi. O yüzden atıyorum Cüneyt Çakır senin dandananandan, atıyorum Ali Palabıyık senin dandananandan yazdığınız zaman bunlar siber suçlar veya CİMER her neyse, pardon siber suçlar tarafından, devletin birimleri tarafından kontrol ediliyor ve isme nama ait olarak seni şeye çağırıyor. Sicilinde yazmak üzere ceza olabilir. O yüzden özellikle dedin ya 12-17 yaşında, 12-13, 15-17 yaşındaki kardeşlerimiz ondan sonra yalvarıyorlar. Ve bunu hakemin haberi olmadan devlet yapıyor. Devlet hakemi çağırıyor. Mahkeme günü şuraya gel, seninle ilgili şu suç duyurusu bu şey var diye onu da söyleyeyim yani. İyi oldu bunu 12-17 yaşında yani, hatırlattın çok iyi oldu. Hayır, yani bundan vazgeçmemiz lazım. Hepimize küfürler vardı, biz o kadar güçlü değiliz yani. Hayır, birinci etapta rol modellerin vazgeçmesi lazım. Yani burada bir denge kurmalıyız. Küfürden şikayet edip ne var ki herkes ediyor demek olmaz. Diyecekti ki Mustafa Bey orada ya da Fatih Hocam. Arda ayıp etti. Evet. Ama Arda da kimseye küfür etmiyor bu arada. Yapma be abi. Nasıl? Yüksek. Karşılığı var mı? Yani bir karşısında tamam. Bir muhatap var mı? Yani anlamda o söylüyorum. Küfürdeki... Yok küfür var abi. Bak. Eylemde... Eylem kime karşı yapılmış? Küfürdeki eylem. Nasıl abi? Arda'nın küfüründeki eylem. Yani küfürlü tezahüratındaki eylem. Yani. Yok ki Fenerbahçe lafı geçmiyor ki. Maçtan sonra... Yani, ya, Ilgaz komiklik yapma ya. Ben komiklik yapmıyorum abi. Hukuken bir şeyini arıyorum ben. Allah'ını seviyorsan ne komikliği ya. Ya abi hukuken... Allah Allah. Bak, ya, hukuken. Yok ne komikliği şey. Ben orada bir gün başka birisinin daha başına gelecek bu. Gel aynı cümleleri kullanacağım ben de yine. Ben burada bir Galatasaraylık bilmem nesi falan yapmıyorum ki. Yok ben onu söylemedim zaten. Hayır komiklik yapma niye, diyorsun niye abi. Niye alınıyorsun ki? Ya, alınırım tabii abi. Orada kime küfür edildi, kimseye küfür edilmiyor. Sen de bir sürü şey söylüyorsun. Ben sana komiklik yapıyorsun diyor muyum yani? Ya yaparsam söyle komiklik. Hayır söylemem yapıyorsun. Abi ayıp olur çünkü ekran başında. Ya bu ayıplıkla alakası yok. Ayıplıkla alakası var abi. Kusura bakma özür dilerim. Ben saygısızlık ettim. Hayır. Tamam. Hayır ben saygısızlık ettim. Yok ben saygısızlık ettim abi. Kusura bakma. Yok ben saygısızlık ettim abi. Kusura bakma birdenbire sinirlendim. Hayır. Yok ben sinirlendim abi pardon. Sevgili Serdar. Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalarından devam edelim. Hangi birinden? Neresinden istersen başlayabilirsin. Bildiğin sorudan. Cevabını bildiğin sorudan başlayabilirsin. Ya aslında baktığınız zaman Türk futbolundaki bu tür kavgaların %80'i genelde hangi maçlardan sonra çıkıyor? Bu arada sağ tarafımızda bir sevgi yumağı oluştu değil mi? Yok, böyle rakip takım oyuncularının birbirine sarılması. Ben Ilgaz'ı hiç sevmem ama çok severim. Mesele o değil abi. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yok, asla kırmak istemiyorum. Yok biliyorum yani abi. Yok. Şey anlamında söylüyorum ben abi lütfen. Ben birdenbire sinirlerime hakim olamadım. Çünkü biz burada bir küfür falan savunulmuyor. Arda savunulmuyor. Asla böyle bir şey yok. Yani şöyle başlayalım. Serdar kusura bakma lafını kestim ama her şeyden başlanalım abi. Küfürü falan da unutalım. Sadece bu maç saatinin geri alınması, alınmaması hikayesinden başlayalım. Bizim Türk futbolunda bir tane Hasan Tahsin bulmamız gerekiyor. İlk kurşunu atacak. Şu bağlamda. Fenerbahçe'nin maçı Sivas'ta saat 7'de oynanıyorsa bu hava şartlarında, o soğukta, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve hatta Beşiktaş Kulübü Başkanı çıkıp diyecek ki federasyona, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bunun için diyecek biliyor musun abi? Çünkü kendisinin saati, maçı da o saate verilebilir. Yine kış şartlarında. Çünkü yıllardır Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'nin ikliminden bir haber yaşadığı için, kim başkan olursa olsun hiç fark etmiyor, yayıncı kuruluşu şu pazarlığı yapamıyor. Arkadaşım kışın fikstürde, burada saat 19'da maç oynanmayacak. Fenerbahçe gitse de oynanmayacak, Beşiktaş gitse de oynanmayacak, Antalya Spor gitse de oynanmayacak. Burada maçlar 13.30 ve 16 arasında oynanacak diye bir pazarlık yapmayı akıl edemediği için yayıncı kuruluşla. Biz her sene dönüp dolaşıp işte onun maçı 16'da oynanmıştı, bunun maçı 19'da oynanmıştı muhabbetine giriyoruz. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Yani abi ben baştan alıyorum. Şimdi, Ilgaz orada muhabbet etmesine gerek yok ki. Yok. Maçların saati Futbol Federasyonu tarafından belirlenir. O kadar basit. Yok sen yayıncı kuruluşla bunun pazarlığını yapamıyorsun. Hayır. Abi. Elin güçlü. Tam yayıncı kuruluş isteyebilir. Tamam yayıncı mı? Kuruluşa biz, diyeceksin çünkü, ki. Hayır biz de yayıncı kuruluşuz çünkü. Şunu anlatmaya çalışıyorum abi. Yayıncı kuruluş olarak
yani Türkiye Futbol Federasyonu diyecek ki, A Spor'a da diyecek. Hafta içi ZTK maçları o iklimde o saatte oynanamaz diyecek. Buranın oynanma saati 16'dır diyecek ki, biz bunu bilerek insanlar bu kadar ayrışmaya müsaitken bunu yapmayacaklar. Şimdi Galatasaray başvuruyor. Bilmem ne fırtınası, tulpar fırtınası diye bir şey geliyor. Diyor ki maç ertelenmesin diye 3 saat önce oynayalım diyor. Oradan haklı olarak Fenerbahçeli taraftarlar diyor ki, biz de için Sivas'ta saat 19'da oynadık diyor. Olayları birbiriyle karşılaştırmadan. Biz de bunu söylediğimiz zaman sen, onlar diyor ki sen bunu o zaman söylemiş miydin, söylememiş miydin hikayesi. Benim totalde anlatmaya çalıştığım şu. Fenerbahçe Erzurum'da saat kaçta oynadı abi? 19'da. 16'da oynadı. Erzurum Spor'la. 16'da oynadı. Sivas'ta 19'da oynadı. Sivas'ta 19'da. Şimdi Erzurum, pardon Erzurum, Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda da Sivas, Ege'de mi? Ne kadardır kuş bakışı birbirlerine aralıkları? Saat olarak, yol saat olarak. Yani aynı coğrafi iklimde değiller mi bu adam? Hangi ayda? Hangi ay? Yok, boydan bahsediyoruz evet. Abi. Yani Erzurum'da 16'da oynatılan maçı nasıl saat 19'a verirsin? Bizim bunu sorgulamamız lazım. Çünkü birisi Erzurum, birisi Sivas. Yani birisinde kar var, birisinde dolu var. Hayır. Anlatmaya çalışıyorum. Onu veriyor çünkü o gün başka bir maç daha var. İşte, tamam mı? Yayıncı kuruluşu çok bir kaybı olmuyor. İşte bu sebepten de ben diyorum ki... Şey yapıyor. Tabii canım, bunlar daha önce de i̇şte, yaşandı. Umut Bulut kulaklarını kaybediyordu tabii, adam. Trabzonspor maçı neydi? Şimdi dönelim. Arkadaşlar lafınızı unutmayın. Şumudika'nın görevi bırakabileceğine dair Rize'den haberler geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi Ercan bir Rize'ye bir soruştur meseleyi, nedir ne değildir onu da öğrenelim programımız. Şimdi denelim, gelelim bu küfür meselesine. Abicim Fenerbahçe taraftarı kendisini koysun yerine. Veyahut da Beşiktaş taraftarı. Pandemi dönemindesin. İkinci derbi maçını oynuyorsun, deplasmana gidiyorsun. Ve Galatasaray şifre 1905 diyerek sağlık çalışanı adı altında bir sürü insanı içeri almış. İnsanlar orada küfür edilmiş. Birisi maskesini çıkartmış, tükürmüş, maskesini kapatmış. Bunları da görmüşsün, yaşamışsın. Buna Fenerbahçe taraftarlık olarak isyan etmez miydi? Veyahut da Beşiktaş taraftarı, veyahut da kim olursun? Her türlü isyan edeceksin, olur mu? İşte saçma abi, şey yani. İşte insanlar... İnsan olarak evet, isyan edeceksin. Ben de insan yani. Olarak aynen. İsyan ediyorum. Ben burada yani Arda Turan'ın küfürü falan savunmak veyahut da Arda Turan haklıdır demek değil benim amacım. Maalesef o kadar fazla hukuksuzluk yapılıyor ki Mehmet Ali'nden başta dediği gibi. Bu kadar fazla hukuksuzluğun içinde biz insanlara dert anlatmaya çalışıyoruz. Abi, ve ondan sonra biz de maalesef tarafgirlikle suçlanıyoruz. Tarafgirlik değil. Bu küfürü Serdar Aziz de etmiş olsaydı ben diyecektim ki hangi akla yolladınız disiplin kuruluna? %100. Ahlaksızlığın bak rengi olmaz. Tabii ki. Ahlaksızlığın forması olmaz. İnsanız abi bizim de. Sen bunu eleştirdiğin zaman mesela Mustafa eleştiriyor ya da Fatih Hoca eleştirdi. Evet. Öteki de diyor ki işte bilmem ne zaman... rakı şişesi attılar adama diyor. Tamam mı? Hemen kötüye kötü örnek veriyor. İşte maalesef, maalesef. Kötü hiçbir zaman örnek değildir. Dediğin evet. Gibi bir yerde sen başla kardeşim. Tabii. Hasan Tahsin yani arıyoruz dememin sebebi bu. İlk kurşunu birisi atacak. Hayır. Diyecek ki arkadaşlar biz bu iklimde, bu saatte maç oynamak istemiyoruz. O yüzden Fenerbahçe'nin maçının saat 19'dan 16'ya alınmasını biz Galatasaray olarak talep ediyoruz dediğin anda veyahut da Beşiktaş olarak talep ediyoruz dediğin anda başka bir iklime gideceğiz biz. Bunu anlatmaya çalışıyordum ben baştan beri. Yani Arda Turan ceza alsın. Ya küfreden insanı zaten savunmak gibi bir şey içine biz giremeyiz abi. Bu başka bir nokta. Ama hukuksuzluğa karşı da aynı şekilde mücadele edelim. Çünkü ortada hukuksuzluk var. SEK var mı abi? Temsilci raporu var mı? Bir şey var mı? Felipe Melo olayına diyor Mehmet Ayhan. Felipe Melo kendi hesabından paylaştı Mehmet Ayhan. Arda Turan kendi hesabından paylaşmadı yani Felipe bunu. Melo yani ancak onu yapabilir. Ona da bağlayamıyorsun. Ancak onu yapabilir yani. Sosyal medya üzerinden verilmiş bir cevaba ya, yani, cezaya geçmiş şey onu bağlayabilir ki o da farklı. O da farklı. O sebeptendir ki bizim öncelikle hem bu Arda Turan ve benzerlerinin etmiş olduğu küfürlerle mücadele ederken ortadaki hukuksuzlukla da mücadele etmemiz gerekiyor. Abi çünkü maalesef Mehmet Ay'ın en başta dediği gibi profesyonel futbol disiplin kurulu ve hatta takvim kurulundaki insanların ben hukuk diploması olduğuna şüphe etmeye başladım bugüne kadar yaşadığımız olaylardan sonra. Klasik laftır. Maalesef aynı noktaya geliyoruz. Yani hukuki olan her şey ahlaki olmayabilir. Maalesef. Noktasına geliyoruz. O noktada keşke ahlaki olsun. Ben vicdan olarak doğru bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yani maç cezası verilerek belki Arda Turan da artık çocuğu da oldu. Yani bir baba olarak doğru yerde olur. Mesela